Selam kızlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz diyorum. Dün malum limon turşusu yapacaktık, hiçbir fırsatımız olmadı. Çünkü cam lambalarla uğraştı, yemek falan yaptım. Zaman geçti, dedim aa neyse yarın yapayım. Şöyle limonlu bol tesadüfen denk geldi. Dışarıda çıkacağım bu videodan sonra. Şöyle limonlarımı da aldım. Ana dur şöyle bir profil resmi alayım kız. Limon turşusu yapalım. Ben de ilk defa limon turşusu yapacağım kızlar. Ben bugüne kadar hiç limon turşusu yapmadım. Ben görmemiştim de açıkçası. Teki Tunus'ta tatilde Can gördü. Hani orada şey yaptı. Yedi dedi. Aa, bu limon da turşu yapmışlar. Gerçi neden turşu yapmıyorlar ki? Her şeyden turşu yapıyorlar. Dedi biz de bana da limon turşusu yapar mısın? Dedim kezer normal turşu gibidir. Gerçekten de normal turşu gibiymiş. Sadece sirke katılmıyor. Çünkü zaten limondan olduğu için. Ben limonlarımı yıkamıştım böyle. Ve şu bir tane küçük şişede yapacağım. Kızlar denemelik. Bir önce bir deneyelim. Hani olacak mı olmayacak mı değil mi? Bir de kötü olursa dur tahta da alalım. Artık siz oradayken ben nereye gidiyorsam. Kameranın sayesinde bak dolumu giydim kız olsun. Şeyim görünmesin, tiplerim. Görebilirsiniz. Şöyle tahtamızı da aldık. Limonlarımızı yıkamıştım. Malzeme olarak 2-3 limon şişenizin boyutuna göre hani kaç tane limon alırsa artık. Şöyle 2 tane defne yaprağım var. 1 yemek kaşığı dolusu kaya tuzum var ve 2 tane diş sarımsağım var. Böyle. Bunları bir doğrayacağım. Şişeme koyacağım, üzerine de su dökeceğiz. Dur, beraber doğrayalım. Bakalım. Katmamız lazım. Bu niye şey oldu ha? Kızlar bir ya da iki tane de limonun suyunu katacağız içine. Ona göre şey edelim. Hadi bakalım Bismillah bir başlayalım. Bir doğrayalım ablaları. Hem şunu şuraya koyayım da şunlar yıkanmıştı. Şöyle kökünü bırakayım mı acaba? Bırakayım süslü olur. Can dedi ki şöyle yuvarlak yuvarlak kes dedi. Şu şekilde kes dedi. Tabi boyutu size kalmış. Kare kare de kesebilirsiniz. Nasıl seviyorsanız o şekilde kesin. Nasıl buram buram koktu var ya kızlar. Nasıl buram buram koktu. Şu kestiğimiz limonlarımızı da kavanozumuza dizeceğiz sonra. Dur şöyle alayım. Tahtamı buraya getireyim. Sizde ne var ne yok? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Şunu çekelim mi böyle? Ay, limonumuz düştü kızlar. No panik, no panik, no panik. Yani kameraya size nasıl güzel bir görüntü veririm onun çabasındayım şu an. Şu an onun çabasındayım. Rümeysa'mla konuştum inşallah bu hafta gelecek. Dedim valla sizi çok özlerim. Çıkın gelin Mimi şimdi. Ne yapacaksınız? Havalar sıcak. Bu haftalar iyi sıcak da inşallah Rümeysa geleceği zaman yine yağmur yağmaz. Kızlar malum Rumeysa geldiği zaman hep yağmur yağıyor. Bir dur bir bakalım şişeye yeterse fazla doğramamıza gerek yok. Şunları böyle dizelim de böyle biraz model olsunlar değil mi? Dışında iç ortasına da dökeriz limonları. Şöyle dizelim ablaları. Bakalım nasıl olacak. Aranızda limon turşusu yapan var mı kızlar? Varsa yazın yorumlara. Siz yaptınız mı hiç? Ya da hiç yediniz mi? Valla şimdiden ağzım sulandı yemin ederim. Valla kız ağzım sulandı resmen. Ay eşki eşki. Bir tane daha liman yapalım. İyi oldu değil mi kız dışında? Nasıl güzel durdu. Valla benim ablam her şeyin turşusunu yapıyor. Armudu, elmayı her şeyi birbirine karıştırıp yapıyor kadın. Çok da güzel oluyor. Bir bunu yapalım. Deneyeceğiz. Hani güzel olursa
ama sürekli yaparız. Şöyle iki tane de defne yaprağımızı koyduk. Dediğim gibi şişe büyükse büyük de atabilirsiniz. Yani bol da defne yaprağı da yapabilirsiniz. Şöyle sarımsakları da attık içine. Sarımsaksız turşu olmaz. Acaba iki tane mi yapsam kız? Ama yok, dur bir tane yapayım. Ondan sonra kızlar. Şöyle güzelce de bastırdık. Şunları da koyalım. Tam bir şişe doldu işte. Aynen şunu da koyayım. Zorla sıkıştıralım. Yazık şu. Şunu da mı koyalım? Dur şunu da şöyle yapıp koyalım kızlar. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? O gaya tuzumuzu güzelce üstüne döküyoruz. Ama var ya, bir tane sayfada görmüştüm. Diyor ki 4 yemek kaşığı gaya tuzu. Oha dedim. Tuzdan öldürecek misin milleti? Valla resmen öyle yazmış. 4 yemek kaşığı gaya tuzu. Bu bana göre çok çok fazla. Ama 1 ya da 1,5 iyi bence. Değil mi? Zaten bu yarım litrelik şey. De bunu biraz tuzlu yapacakmışsınız. Onu biliyoruz ama. Pişir, suyunu da hazırlayalım. Kızlar suyunu da getireyim yanıma. Aslında bir ara bir cam boş olsa da gayri bir acaba zevzeler falan çıktı mı, hıyar miyarlar gidip alsak da turşu yapsak kızlar. Ama ben tuzu az daha döktüm, 1,5. Şöyle bir tane de. Azat, Dida geliyor. Kim geliyor? Azat. Simiş kim aradı seni? Rümeysa aradı. Dedi ki dışarı çok sıcakmış. Azat'ı alacakmış. Onlar da oynasınlar diye. Aman valla yazık. Sen de git Simiş. Çok sıcak. Olsun, siz de oturun beraber kahve için bir şey yapın. Ne yapacaksın evde? Aman çok sıcak. Simiş. Ben Azat, Beyhan'a gideceğim. Azat geliyor şimdi. Simiş, he? Ben Beyhan'a gideceğim sonra. O zaman Azat'ı Rüveysa sonra eve getirirse ya da annesine getirir. Hey. Ben bu çocuğu kendi ıslatsın. Anne. Wow, seni alacakmış oynamaya. Sen gelmeyin. Ben de sonra geleceğim. İşlerimi bitirip seni almaya getirir. Kızlar videoyu yarı bıraktım. Azat'ı hazırladım. Çünkü Rüveysa geliyor. Azat'ı götürecek kendi evine. Beyhan'ın Rüveysa'sı. Bu arada bir tane de limonun suyunu döktüm içerisine. Sirke kullanmıyoruz dedik zaten, limon ve limonun suyu. Hani şişe büyükse iki tane limon suyu, üzerine şimdi aldığı kadar su. Şöyle aldığı kadar su, dur bir su biraz çöksün altına. Değil mi Azat'ım? Bak anne limon turşusu yapıyor. Ama bana dönmüyor, sana dönüyor. Kamera mı? Dur ben gelirsem döner sana, bak. Ben niye gittim? Ama o zaman sen de benimle beraber gelip gitmen lazım yavrum. Şöyle güzelce bastırdık içine kızlar. Üstünü kapatacağım. 2-3 gün dışarıda böyle oda sıcaklığında duracak. Biraz kendine geç, o köşeye indirin. Güneşe de direkt koymayın. Ondan sonra buzdolabına kaldırmamız lazımmış limon turşularını. 10 gün içerisinde de oluyormuş. Yani yiyebilirsiniz diyordu. Öyle yapacağız biz de artık. Yani. Biz de öyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle lastiğimi de koydum buraya. He aşkım. Ama böyle aşağı gelirse tek başıma da inebilirim. Evet, tek başına da inebilirsin ama Simiş abla seni indirir. Ama ben tek başına ineyim. Yok aşkım. Ama yine de araba gelecek mi Lina? Lina da gelecek tabii. Yani ama Lina gelirse seni koltuğa, ama Lina da gelir kesin, çünkü koltuğa bindirecek seni. Ama o zaman Lina'nın siti var, benim sitim yok. Onda iki tane sit var herhalde. Aşağıda camın önünde de mi senin sitin neredeydi? Beni göstermiyor.
Merhabalar. İzmir'den de. Ve radyo yo 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 yo. Yo yo yo. Evet kızlar ve limon turşumuz bu şekilde hazır. Şimdi böylece indireceğim. Ondan sonra 3. günden sonra buzdolabına alacağım. Yani şöyle bir tuzu muzu erisin. Anne. He aşkım. Ama hele eşkisi. Bunu işte babi yiyecek. Azat babi çok seviyor limonu. Limonun da turşunu istedi. Ama ben bakalım. Sen de yiyebilirsin. Bir tadına tuzuna bakacağız sonra. Hadi bakalım. Ama çok eşki. Azat'a da şimdi birazdan vurmayısa gelebilir. Anne, babi kabuklarını da mı yeniyor? Acaba bir şişe daha mı yapsam kız? Anne. Can yer ki, iyi olmasa da yer vallahi. Anne. Dur limon çok bir şişe anne. Daha yapayım ablalar. Babi kabuklarını. Bir tane daha yapıyorum. Anne. Turşuları yaptım. Azat'a da Meysa geldi götürdü Nina'yla. Ben de şöyle hazırlandım, BFM'e gidiyorum. Markete uyuyamayacağım için çünkü ters düşüyor. Valla bir de sıcak hiç gidemem. Evde bir şeyler vardı koydum, karpuz falan koydum. Et falan aldım, patates, havuç. Berfime güzel bir haşlama yapayım da yesin kurban olduğum ciğer gırtçık kren. Haşlama iyi gelir. Ana trenimize geldi, kaç kaç tren geldi. Evet kızlar, mutfağı topladım tertemiz. Ondan sonra makineyi de çalıştırdım. Çeşmeyi falan da sildim pırıl pırıl. Yazık işte Allah, kimseye vallahi kurban olduğum Rabbim kimseye elinden özgürlüğünü yürüme şeyini almasın. Çok zor. Aha getirdim şeyleri de buraya indirdim. Hemen şunları bir güzel bir haşlama yapalım. Etleri büyük büyük doğrayacağım. 2-3 parçaya. Önce eti güzelce bir kavuracağım. Böyle mühürleyeceğim. Ondan sonra diğer malzemeleri de hep birlikte atacağım. Çünkü sonuçta hani kemikli bir et olsaydı onu önceden biraz haşlıyorum. Sonra içerisinden patatesten havucunu, sarımsağını falan atıyorum. Ama bu kemikli et olmadığı için bunu direkt böyle beraber hep tüm malzemeleri bir atacağım tencereye. Hadi. Ya. Aha Serpil hoş geldin. Serpil geldi kahvelere yaptı. Boş durmasın. Günahsız. Ben de yemeği üstüne verdim. Kızlar yemeğimiz pişiyor. Cani'yi aradım. Aman Cani blok. İşte yani gelemez. Şöyle Remo bize böyle gitti Hofer'e paşam. Tatlı ekmekler getirmiş. Birer tane kahvenin yanında yiyelim yemeğimiz pişene kadar değil mi? Öyle işte kendimize bugün de Berfim'de kalacağız böyle. Yani kalacağım dedik de onlar sadece yatarız Berfim. Yani akşama kadar buradayız. Otur otur ki. Şöyle soframızı kurduk. Şöyle haşlamamız da çok güzel oldu. Canem de geldi. Şöyle göstereyim size. Bebişim güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Bak gibi olmuş. Evet. Şahise de bize şöyle güzel erişte getirdi. Köy eriştesi. Ona da tereyağı erittik. Canı ocak açık mı ya? He, çok güzel fistan giyip gelmişti de. Çekmeyi unuttuk. Sonra artık giyinirse eve giderken o zaman çekelim. Şey ama altı açık değil canım herhalde. Dur. Yanması lazım böyle. Bu ocak elime okumuyor ya. Bir şuraya bas bir. Mediş. Yo o haşlama yer çok sağlıklı. Mediş'in flaşı çok güzel var. Yumuşacık olmuş. Perfect diyet yemeği. Bir gram yağ yok içinde. O nefet. Oy mu sahi hemen tabağı bir tane azıcık. Bak nasıl güzel. Şişmek good. Evet kızlar ikinci partı da Canem devir aldı. Bulaşıkları yıkadık. Çoğunu makineye attı. Öbürlerini de yıkadı. Oraya indirdi. Şimdi güzel de kurutacak bebişim. Sonra bize bir de kahve yapacakmış. Kız yoruldum İşten geldi. Hiç halim yok. Yok kız kahveleri biz yaparız. Kız Serpil. Serpil gelsin yaptı. Ama Serpil de işten geldi. O sıra oturarak çalışıyor. Onun işi kolay. Ama vallahi yoruldum. Serpil'in işi kolay. O oturarak çalışıyor. Kahve bak kız nasıl bulaşıkları yıkadı yerlersiniz çabuk kahveleri de size yapacağız. İkinci posta kahvemizi Serpil yapıyor. Bir canı dur ben sana bez vereyim kurutalım direkt. Vallahi. Çünkü yenileri çıkar şimdi fincan ve dur şurada böyle irbeysler nerede gördüydüm bir yerken kız. Aa ben bu sefer büyük tahta yapıyorum. Bence de büyüğünde yap bu sefer büyüğünde yap aynen. Kendi boyunca. Sen indir buraya ben iyi kötü yerlerini öğrendim bugün. Çekirdek de Türkiye'den gelmiş Fatih Bey'e getirmiş taze taze. Fatma'cığım, biz de çitledik demin değil mi? Serpil çok cıt cıttı. Aksaray'dan gelmişler bu arada çekirdeklerimiz. Dendikler Bahçeşehir'den gelmiş.
Hadi bakalım. Evet ve kahve keyfimiz kızlar. Şimdi de kahve içiyoruz. Şu güzelim pasta. Rümeysacığım yapmış ellerine sarıp prensesim. Valla çok güzel pastalar yapıyor. Şimdi benim Rümeysa'yla karşı dedim zaten Berfem'in Rümeysa'sı bu. Maşallah maşallah. Serpil gel artık. Gel kurban oldum. Çok iş yaptık. Gel kahvelerimizi keyif keyif. Şu tarafa gel de camdan görünmez. Heh, kızmalı geldi. Böyle süslü püslü gelmişti. Yazık gelir görmez soyundu. Çünkü mutfağa attık değil mi kız Serpil? Biraz mecbur yardım. Her zaman o zaten hep mutfakta. Valla canı her geldiğinde mutfakta yazık. Beni mutfağa atıyorsun. Kurban olsun. Sen... Hızlı yapın canı ne yapalım? Yani. Ama kurban olduğum becerekli yaptığı iş içime siniyor. Herkesin yani. Kopur kopur yapıyor. Bize diyor ki sen yıka. Herkesin işini ben beğenemiyorum ama seninki içime siniyor. Benimkini bile beğenmiyor ha. İlla diyor canı gelsin bıraşları yıkasın. Ama vallahi öyle. Yani. Birisi yemeği pişirdi. İçiyorsa yanlış ama tabii sizinkini de çok beğeniyor. He. Serpil. He biz de anladık. Narin, biz de anladık. Ben Türkiye'deki köydeki Aksaray'daki evini toplamışım ya. Ondan çok seviyorum. Vallahi evimi tir top böyle yani. Yok canım vallahi biz böyle yani hepimiz de bir şey yapıyoruz. Serpil olsun olsun. Ama bize nazar diyecek de Nazım'a diyecek. Değmez. Niye nazar değsin bize? Bizi hiç kimse ayıramaz. Baban gelse, anan gelse, ben gelsem, Şahın gelse ayıramaz bizi. Bize değil de aramızı bozanlar çok var. Borsalar. Biz tanıyor muyuz? Tanılamıyoruz tabii ki de. Ondan değil. Ben sizin yanınıza geliyormuşum işte neler. Desin neler desinler şekerim. Biz buradayız. O kıskandığından öyle söylüyor. He kıskanıyorlar. Bizi kıskanıyorlar. Önemli olan milletin dediği değil bizim ne yaptığımız. Bizim yüreğimizin, kalbimizin, duygularımızın nasıl olduğudur. Millet söyle söyler durur. Çatlasınlar, patlasınlar, isyansınlar. Bir şey yapmıyoruz. Konuşsunlar, ama gerçekten çok şey kötü yapmıyoruz. İnsanlar var vallahi. Var maalesef vallahi, çok kötü. Maalesef çok kötü insanlar var. Onca hayvanı uyutacaklarmış. Arada şu kötü insanları uyutsalar çok daha iyi olacak. Vallahi yazık onca hayvanlar ne zararları var. İşte. Şimdi Türkiye'de yapacaklarmış değil mi bu katliamı? Her hayvanları uyutacaklar. Niye? Ya şimdi böyle bir şey de var. Hepsi protesto ediyor ya. Camdan görük mü canıyı gösteriyor. İşte yani bu kötü nefisleri uyutsalar daha güzel olur. O masum hayvanların kime ne zararı var yazık. Gösterdi kayfe yaptı bize Serpil. Kalk kız fistanını görsünler. Kalk fistanınızı görsünler. Hele maşallah. Linger giymişler Leopa. Aha prensesim geldi. Aha. Hiç kimse bu prenses kadar da güzel olamaz. İkisin bu. Aynı Serpil. Serpil aynı senin saçların gibi gözükleri. Böyle küçüldüğünü tanıyorum ya böyleydi. Aynı öyle tuttuktu işte sonra. Aynen ya çocukluğunu biliyorum. Ha bak. En uzun tanıdığım Şahisen ikimiz aslında. He. Çocukluğunu yani Serpil ile Şahis de çok bizden önce arkadaşlarmış. Hani beraber büyüdüler sanki değil mi? Ondan sonra Beyhan geliyor. Ondan sonra en son sen. Ben de zaten Beyhan'ı belki senin Şahiste'den dolayı tanıdım. Yok şimdi şu an ne oldu biliyor musun? Dersin öğretmen karşısında sınava koymuşum sizi. Bir de ellerini düz tutmuşlar. Ben aslında Berfe'yi şeyde tanımıştım. Yo okula gidiyorduk ya Leyre'yi Salzburg'da ben. Orada ben Ayfer'de ama bir kere gördüm Beyhan'ı bir daha da hiç görmedim. Oradan Beyhan diye tanıdım sonra Şahiste ile. Sana gelip gidiyordum ya. Aynen. Ben çok gelip gidiyordum hep bunu anlatıyordum. İşte Beyhan var böyle şöyle. Bu da diyordu kız Beyhan kim filan. Kız dedim canım bu Beyhan kim diyordum. İşte konuşuyordu arkadaş hiç tanımıyordum aramayı. Dedim getir bir kere de benle de tanıştır dedim. Ben merak ettim bu Beyhan kim yani ben de tanıştım biz de arkadaş olalım. Bir şey olmuştu. Valla sonra nasıl nerede tanıştık ilk buluşmayı sen bilmiyorum. Doğru evet. O zaman mı tanıştık daha ya? Ondan sonra da kaynaştık zaten. Ama ben Beyhan'ın düğününe gittim. Arkadaş değildim. Yok değildim diyorum ya. Öyle gidip geldim ama. Oradan tanıdım işte. Komşu olarak harça gitti ya harça gitti. Öyle komşu olarak gittim aynen. Gelmişti aynen. Sana ama sonra. Bir de biri ölmüştü baş sağlığına gelmişti. Doğrudur aynı he.
Şey ama ben senin düğününe gelmiştim biliyor musun? Camide ben o zaman nişanlıydım. Ana benim camide o benim bir görüşüm, girişim vardı o camiye. Berfa hala anlatıyor. Dur bir anlatsın. Ben Muhammed vardı oğlum. Nişanlıydım biz camiye gitmiştik bir görüşte. Sen vardın. Düğüne işte. Evet. Bir dur bir anlatsın. Ya, ben gelenin altında bile benim ilgimi çekti elbisesi. Çantasının uyumu şöyle tarz bir çanta. Bir şey kalmış. Giydim. Böyle böyle krem böyle rengi bir elbise. Şey gibi durduk ben çapladım. Dar bir etek etekliydim. Ya, böyle gelinim gelenliğin altında ben giydim. Eteğimin üstü de bluzunun da böyle kendinden böyle örgülü dantelleri vardı aşağı kadar. Ona göre de açık renk bir eşarp örtmüşüm. Tarzan da bir tarz. Çantam da tüm taşlı diye ha yuvarlak. Şimdi moda dalar ha. Siyahlıydı. Böyle yuvarlaklıydı iyi hatır. Sanki böyle sepet gibi bir şey. Bir şeydi işte değişikti. Hepsi birden bana baktılar. Çantam bile ilgi çekiyor yani o kadar yani güzel. Kızlar ben gençken çok çok süslüydüm. Yani şimdi bana şey laf sayıyorsunuz da. Ben her şeyi görmüş, geçirmiş yani yaşamış biriyim. Hani ben moda olsun, eşyalar olsun. Ben Lampetöz'e kendim. O zaman da gel ne kadar güzel geçirdik zaman ya. Nerede şimdi de dostluğumuz baya 20 seneyi geçti. Çok şükür. Diyelim. Çok şükür. On yaşından beri biliyor musun? Ama geliyorduk gidip. Aynen. Berfi biz hiç dövüşmedik biliyor musun daha? Bazen dövüşmüyoruz ama. Kırgınlar. Fikir uyuşmamazlığınız oluyor. Yok bence anneyle de hiç değil. Ama olabilir evet. Yani illa benim. Diyor ki gelmiyorsan gel ama bana acaba bir tavır yapın. Geçen olay anlattım. Benle hani gösteremiyorum çünkü biz uygun değiliz. Yoksa dördümüz orada otururuz. Geçen biz Narin'e gidiyoruz. İşte mangal mı yakacağız? Mangal yakacağız. İşte bir şey oldu. Aramızda bir şey geçti. Dedi indir beni şurada gelmiyorum. Gelmiyorum dedi dün geri. Döndüm evin önüne in hadi dedim. Bak o ben olsam yalvarırım illa gel. Beyhan yok. Gel indir. Hayır ben indir beni dedi indir dedim ben indir ben gelmiyorum dedim. Ama her tamam söyleyeceğim. Dur. Beni evde bırakın beni. Yok yok indirme geliyor. Olur lan. Bile bana böyle. Bugün de azat ya. Bugün de bu. Evet. Ama herkese dediğim gibi söyleyemezsin öyle. Yani o seni hani tanıdığı için. İşte o tanıdığı için. Ciddi olmadı. Ama Canen'in suçu. Bak şimdi ne oluyor. Biz şimdi bir yere gideceğiz. Ben o koskoca köyde iki tren değiştirip 3 saatte geliyorum. Cani diyor ki tamam 3'te hazır olacağım. De aşağı in gayrı şahiste gelecek. Ama ben dışarı zaman biri bir şey istiyor, bir şey oluyor ki çıkamıyorum. Bunlar da kızıyor. Bir beni bir bırakıyorlar. Seni diyor bırak biz gidiyoruz. Ben de küsüyorum ya yok gelmiyorum diyor. Ondan sonra en son şey. Tabii şoför de Beyhan olduğu için ben de korkumda sesimi çıkaramıyorum. Aşağı aldık ya. Ben diyorum ki Berfe diyorum 100 kere sana diyorum ki Cani'ye demek ki biz 3'te gideceğiz. Cani'ye de ki biz 2'de gideceğiz. Yani. Aşağı in 2'de bekle diyorum. Burada aşağı gidiyorum Berfe yok. Bana maksimum ne yapıyor artık bilmiyorum biliyor musun? Aşağı gidiyorum yok. Ben yok yok hazır çıktım ben geliyorum diyor. Ne? Ben şey yapıyorum. Daha evdeyim diyorum canım çık ben geldim aşağıdayım ama evdeyim daha biliyor ki ben gece yapıyorsa gitmiyorum şöyle yaptı değil mi? Evet aynen sen. Devamlı soruyoruz ya hazır mısın? Hazır değil mi? Ama yine yarım saat 40 dakika geçti. Ta sonra dedi ki ben dışarıdayım siz neredesiniz? Benim de uyum kurusun beklemeyi hiç sevmiyorum hiç evet. Arabada. Beyhan çok nakit. Böyle ona dedin ki bu saat bu saat olması lazım. Evet, ben de çok sabırlıyım. Onu akşama kadar beklerim. Hala bir beni bırakıp gitmişti. Ben biliyorum onu unutmadım. Biliyor i̇şte musun? O öyle. Cane o öyle. Evin önünden beni geçip gittin. Hem beni görüyor. Giderim. Giderim diyor. Ne yapayım biliyor musun? Beni görüyor. Ondan sonra beni almadan gidiyor. Ama beni sinirlenmişsindir. Kendim 4 saat beklenmişim orada. Ay, işte biz böyle arkadaşlığımız ama yani. Ama çok seviyoruz birbirimizi. Yani, anlık oluyor. Yani. Ama işte o gün diyor ya beni indir diyor. İn dedim bu kez de diyor inmiyorum geleceğim. Ama işte bu neden? Bak birbirimize alınmıyoruz. Yani, gülüyoruz. Ama o gün çok değişik bir şey oldu.
Benim orada beni aldı gidiyor. Ben dedim ki işte biraz şey yaptım. İndir dedim beni. Hemen orada saptı gidiyor beni indirmeye. Yo indirmeyeceğim. İşte birbirimizi gerçek sevmesek bu laflar böyle bir şey olduğunda hemen arkadaşlığımızı koparırız. Ama bizim böyle çok kuvvetli bir bağımız olduğu için bunlar bize hiç tırıs geliyor yani. Ondan sonra da hiç üstünde durmadık bile. Unuttuk gidiyor. Güldük. Öyle yani biliyorsun. Bu arkadaşlık değil ki. Değil. Yani, her şey alınacak sanıyacaksın. Yani bilmiyorum nereye gidersem gideyim. İstersen ya etrafım insan arkadaş dolu olsun. Bunlar ikisinin şeyim farklı. Ama niye yani biliyorsun? Başkalar ya. Bir de başka bir enerji var. Başka bir enerji. Yok biz beraber olduğumuz zaman ben kendimi çok başka hissediyorum. Böyle çok mutlu hissediyorlar. Ben hiç gülmeyen bir insan bunların yanına geliyor. Gülme tarzı ne gülüyor? Böyle şey yaparım. Normal biraz sert bir yaparım. Sert öyle çok böyle. Gülmeyi sevmem yani. Evet yani herkesin yanında öyle kendini şey yapmasın. Cihan bile diyor ki sen de Narin'le Şahist'in yanına gidiyorsun. bana diyor ki seninle yani, Beyhan'ın ilişkisi başka diyor. Siz diyor çok iyi dostsunuz diyor. Dostluktan öte bir ilişkiniz var. Yani Narin esin benim. He dedim Cihan. Sen yani biz işte seviyoruz dedim. Birbirimiz benle Beyhan'ın bizim sevgilerimiz dedim başka dedim. Siz aklınız ya ermez. Yani sen o gün yoktun. Ben hastayım. Dişimi ağrıyor. Bu da beni arıyordu. Aha şeye gideceğiz. Özellikle yatıyordum biliyor musun? Bu da diyor ki düğüne git. Beyhan da diyor ki düğüne gideceğiz. Beni bir arıyor. Böyle telefonda şirfeli konuşuyor işte şöyle. Bir kalktım hemen bir giyindim şey yaptım. Benimki bana dedi ki Ramazan dedi ki hani sen hastaydın dişin ağrıyordu. Bak dişin ağrıdı ama sakın beni arama. Oradan direkt Can da öyle al Beyhan'ı al hastaneye git. Şimdi Can bana bir şey diyor sen hiç beni dinlemiyorsun. Şimdi Beyhan bir olsaydı ya da Şahiste bir seni bir birileri arasa sen nasıl canlanırsın diyor hem de. Ama ondan şey var biz hasta olduğumuz zaman da biz birbirimizi arasak ya da bir şey oluyor hemen ayağa kalkabiliyoruz. Bilmiyorum neden yani. Enerji güç kuvvet geliyor. O gün işte antibiyotik diyor. Düğüne geldi ya dedim canım sakın gece dişin ağrırsa sakın Ramazan abi dedim. Ara dedim. Ben sana götürdüm. Saat kaç olursa olsun gideriz hastaneye dedim. Sakın söyleme. Benim Leyla arkadaşım var ya. Ta tersinden 1998'den beri mesela. Ne kadar olursa. O kadın diyeyim artık benim telefonumdan Leyla aşkım diye kaydettim. Yani. Ama gerçek bazen dostluklar var, arkadaşlıklar var. Aynen. Çok çok değerli ve çok önemli. Hani Serpil de bizim için öyle Serpil gerçekten. Evet, şimdi bir şey yedim mi, bir şey yemek yaptım mı? Vallahi yani çok boğazımdan geçme. Aha dün yazdım gelmedi şıpa geldi yemek. Ama yatılı misafirim gelecek diye ona dalmışım. Evi toparlayayım şey o da yazdık yani. Yemin ederim demek ki o kadar tam kriyarı yapmış mı senin payın kaldı onda sabah yediler. Yani demek ki o porsiyonu ayarlamışım ona. Valla biz yani Serpil bizim için evet, bir kardeşimiz gibi. Hatta bana gibi. Birisi demişti yani sen onların arasında ne işin var diye. Halbuki ben hepimizin dördümüzün yaşı aynı neredeyse. Ama dünyamızda mutlu olmasa sen daha küçüksün Serpil sen daha en küçüğün evet, biz ablaların evet oluyoruz. Biz ablalarız. Yok kız yaşı gerçekten yatılı misafirim gelecektik. Kevser. Senin sayende aslında tanıştık. Rahatsız ben okula gidince. Ama işte. Maalesef. Neyse bir dahakine gelir artık. İnşallah. Gelirse gel görüşürüz. Arkaya kaybol Berfi. Aynen. Kamerada çıkar mıkarsın? Zaten izliyorum. Bir de bunları editlerken saatlerce inceliyorum. Evet, bazen kaçıyorum. Neyse kızlar. Valla bayağı sohbet ettik kızlarla. Senin var. Ne telefonu Lina kendi kendine birilerini arıyor oyunda. O yapıyor kız o yapıyor. Lina, kızlar gidelim mi? Kalkalım. Hadi kalkalım. Hadi kızlar hep beraber eve gidiyoruz. Sizlere de Allah'a emanet ettik. Hadi bir dahaki blokta görüşmek dileğiyle. Berfim iyileşsin o sıra konuşuruz. İnşallah. Bu yazın neler planlanmıştık. Olsun seneye yaparız. Allah uzun ömür versin, sağlık versin. Seneye yaparız. Yaparız. Hadi.